aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde. Ah benim şirin yavrum, anneannesine mi gelmiş, uçaklara mı binmiş benim bal kızım? Ah yavrum, kuzum benim. Kızım niye huysuz bu kız? Yani çocuklar radar gibidir işte, her şeyi hissediyorlar. Biz yatalım artık, uyku saati geçince böyle huysuzlanıyor. Firuze Hanım, benim yanımda, benim odamda uyutuverin. Peki. Kızıma sarılıp uyumak istiyorum. Kızım, sen de çok dertlisin. Ben de seni kucağıma alayım. Bu gece ben seni kucağımda yatırayım yavrum. Oh anacığım, o yıllar geri gelse keşke. Ana kucağında unutuversek her şeyi. Ah yavrum, sevdan senin gözlerini kör etmiş yavrum. Biliyorum, adım gibi biliyorum, bu işin içinde bir iş var. Altay yapmaz böyle bir şey. Anne ne bu peki? Ne bu? Bak. Al. Ne bu, aktör mü bunlar ha? Bu işte benim kocam bak, başka bir kadının yanağını tutuyor. Bak bak kadının haline bak. Nasıl mayışmış, nasıl gülüyor. Elini tutuyor kocamın. Ha? Tanıtım filmi mi çekiyor bunlar? Film mi çeviriyorlar? Partinin tanıtım filmi mi çeviriyor? Yavrum. Vallahi kız haklı anne. Hiç iyi değil bu kız. Hiç lafta dinlemiyor. Takmış bir kere kafaya. Yani olmayacak işi de olduracak sonunda. Bence araya girmeyin. Zamanla düzelir. Ha, eğer damat efendi bir hat karıştırdıysa o zaman çeker alırız kızı. Öyle de bizim kız saman alevi gibi. Bak kapatmış telefonunu, toplamış eşyalarını, çekmiş gelmiş buraya. Bir anlayayım, bir dinleyeyim demiyor. Artık koskoca bir kadın oldun, çocuklu bir insansın. Yani kendini böyle ateşe niye atıyorsun? Ya bu Gabriel Efendi de nerede kaldı? Bir piyango bileti haberi vermek bu kadar uzun mu sürermiş ya? Ne o kardeşim? Niye meraklandın öyle? Dalgana bir taş atan mı oldu yoksa ha? O Meryem cadısıyla randevuna geç mi kaldın? Eda'yı söz vermiştin ama. Ya varmayın üzerime. Siz benimle uğraşacağınız ha? Gabriel Efendi paraları alıp nereye gitti onu merak edin. Ha, paraları aldı belki de harcıyor. Baksanıza evin yolunu unuttu. Eda niye şimdi böyle söylüyorsun? Bak içime kur düştü ha. Ya abuk sabuk konuşma Barhan. Ay yarabbim şöyle dertleri de sırayla vermezsin ki başıma. Doktor amcası. Memo biraz sıkılmış. Birkaç gün izin verseniz de eve götürsek. Hem kardeşiyle hasret giderir. Hem biraz havası değişir hem de biraz moral bulmuş olur. Şimşek de beni çok özlemiştir. Onu avuç yedireceğim baba. Tamam ama yalnız iki gün. Maskeyi çıkarmak yok. Üşütmek yok. Yorulmak yok. Anlaştık? Yaşasın. Hemen Şimşek'e gidelim baba. Merhaba İlder anne. Ben Altay. Nasılsınız? İyiyiz yavrum, iyiyiz. Karın kızın da iyiler. Geldiler dün. Sen nasılsın yavrum? Hiç iyi değilim İlder anne. Sabaha kadar uyumadım. Asmin konuşmak istemiyor. Telefonu kapalı. Bırakmıyor ki anlatayım durumu. İzin verirseniz konuşmak istiyorum kendisiyle. Lütfen artık çocukluk yapmasın. Ha, bir dakika yavrum. Kızım seninle konuşmak istiyor. Yokum ben anne, yokum. Dışarıdayım, konuşmayacağım. Hadi konuşma. Kızım ben ne diyeceğim? Rezil oluruz çocuğa. Hay Allah'ım ya. Alo Altay. Yavrum beklettim kusura bakma. Çıkıp baktım Şirin'i uyutuyor Asmin. O da yanına kıvrılmış uyuyordu yavrum. Peki Dildar anne öyle olsun. Biraz gücenmiş işte sinirleri bozulmuş.
Sinirleri yatışınca konuşursunuz nasılsa. Bekleyin birazcık. Ben daha sonra sizi tekrar ararım. İyi günler. Ellerinizden öperim. Nasıl düşünür bunları Asmin, aklım almıyor. Nasıl yakıştırır böyle bir ihaneti, inanamıyorum. Hadi şimşekle gidelim Andrea. Tamam. Kendini harap etme. İllaki bulunacak uygun bir kan. Ben bunu nasıl derim ha? Asmin, oğlun çok hasta. Ben buna Asmin'e nasıl derim ha? Asmin mi? Sen ne diyorsun ağam? Bunca yıl sonra o kadını arayıp oğlun da ben de ölmedik mi diyeceksin? Asmin'in kanı E'ye der Mema. Onun kanından, onun canından koptum Mema. Yok ağam. Yapmayacaksın öyle bir şey. O soysuz kadının kokuşmuş kanı muhtaç mı olacak koskoca Miran'a? Paran var, pulun var. Koca dünyada bulunur elbet uygun bir kan. Yüzünü seveyim ağam. Ya Fatma, Allah'ını kitabını seversen bu aralar biraz az konuş. Hatta mümkünse bu aralar hiç konuşma. Çocuğu kabullenmiyor. Tek kelime bile ettirmedi çocuk hakkında. Aldırmamı istiyor. Çok kırgınım. Ama bildiğim tek bir şey var. O da ne pahasına olursa olsun bu çocuğu doğuracağım. Peki Nevin Hanım, sizce sevgilinizin böyle davranmasının nedeni nedir? Çünkü kendisi evli. Sen yardım et. Asmin'i aramam lazım. Başka çarem yok. Hadi ya Bismillah. Topla kendini Miran. Korkunun ecele faydası yok. Alo, buyurun. Asmin. Sensin değil mi? Benim, siz kimsiniz? İnanmayacaksın ama... benim. Miran. Miran mı? Nasıl bir şaka bu böyle? Şaka değil Asmin. Şaka değil benim. Sesimden tanımadın mı? Buna bak, sakın etrafındakilere bir şey belletme. Ben ölmedim Asmin. O tekne kazası... düzmeceydi. Ben öldüm bilinsin istedim hepsi o kadar. O zaman... sen hayattaysan... Evet. Oğlum da yaşıyor, aslanlar gibi. Ona kendi evladım gibi baktım. Allah'ım! Allah'ım, nasıl? 6 ay mı, hayatta mı? Bak, Miran, ya da her kimsen. Bakın, eğer bir oyun oynuyorsanız... ne olur.
olmuş. Ben çok acılım ya anneyim. Osman, soru sormak yok. Beni iyi dinle şimdi. Oğlun çok hasta Osman. Acilen senin kanına ihtiyacı var. Neredesin şimdi? Mardin'deyim. Tamam, soru sormak yok. Seni biri gelip alacak. Ben seni arayacağım. Eğer birine bile bir şey derse. Bir dakika. Bir dakika, nesi var oğlumun? Çok hasta dedin, benim kanım niye lazım? Nesi var oğlumun, söyle çabuk. Soru sormak yok dedim. Aslında soru sormak yok. Oğlunun tek şansı sensin. Eğer yaşamasını istiyorsan gıkını bile çıkarmayacaksın. Etrafındakilere hiçbir şey belli etmeyeceksin. Ağzını açmayacaksın kimseye. Yoksa Asmin, şunu bil ki 5 dakika önceki oğlunu kaybetmiş acılı anaya dönersin tekrar. Anladın değil mi Asmin? Anladım. Anladım. Ağzını açmayacaksın kimseye. Yoksa Asmin, şunu bil ki 5 dakika önceki oğlunu kaybetmiş acılı anaya dönersin diye. Yok ne olsun, işte öyle daraldı, içim daraldı. Güle kızım, koş kolonya getir, su getir çabuk. Yavrum. Ah yavrum, içeride bebeğin çatlıyor ağlamaktan, onu bile duymuyorsun. Nasıl bir şey yok? Oğlumu görmek istiyorum diye sayıklıyordun. Asmin'cim iç. Kızım. İç. Ah güzel kızım. Bak şimdi bir bebeğin var. Artık sabır göstereceksin. Onu düşüneceksin güzel kızım benim. Tamam. Yapmayacaktın abi. O kadını çağırmayacaktın. Öf be kadın be, öf be. Gene mani mezun. Ne yapsaydık yani? Oğlanı ölüme mi terk etseydik? Olur mu ağam? İlla ki bulunacaktı uygun bir kan. Bir düzenimiz, insan gibi bir hayatımız vardı. Şimdi çığ gibi felaket yağacak üstümüze. 4 koldan saldıracaklar, 2 güne kalmaz, görürsün. Fatma, ya görmüyor musun?
Oğlan gözlerimizin önünde eriyip gidiyor. Şimdi gökten düşecek mucizeyi bekleme zamanı değil. Ya hem sen şu küçücük benimle bu işlere karışma. Ben yaş tahtaya basmam. Hem ayrıca Asmin öyle oğlunu tehlikeye atacak, maceralara girecek kadın da değil. Asmin'in buraya geldiğini kimse, özellikle o it kocası bilmeyecek. Sen bilirsin ağam. Ama şunu da aklından çıkarma. Kendi canından, kanından bir oğlun daha var. Asmin'i buraya getirterek onu da ateşe atıyorsun. Asmin, sizi dinliyorum. Yola çıkmaya hazır olun Asmin Hanım. Saat 6:30'da sizi evinizin arkasındaki sokağın başında siyah bir araba bekliyor olacak. Tamam. Tamam, orada olacağım. Nereye götüreceksiniz beni? Oğluma gidiyoruz değil mi? O iyi mi? Ne olur söyleyin. Lütfen söylenenleri yapın. Sorularınızın cevabını ben bilmiyorum. Çıkarken çok dikkatli olun. Sizi kimse izlemesin, görmesin. Oğlunuzu tehlikeye atmayın. Tamam, tamam, tamam. Kimse bilmeyecek. Asla kimse bilmeyecek. Merak etmeyin. Ben orada olacağım. Tamam. Kızım. Abinin yanına gidiyorum Şirin. Abiyi getireceğim sana. Sakın kızma bana, olur mu? Uslu uslu bekle anneyi, değil mi kızım? Anneciğim, benim biraz uzaklaşıp kafamı dinlemem lazım. İstanbul'dan tanıdığım bir kız arkadaşımın yazlığına gidiyorum birkaç günlüğüne. Sakinleşip son olanları enine boyuna değerlendirip düşünmem lazım. Anacığım, sakın aklına kötü şeyler getirme. Kızım size emanet. Çok kalmayacağım zaten. Ne olur beni anlayın. Toparlanmam lazım. Öpüyorum çok Asmin. Yakında bir yerde mi oğlum? Nereye götürüyorsunuz beni?
arıyor? Kocam. Ama aramaz bir daha. Bir daha ararsa aç. İnandırıcı bir şeyler söyle. Şüphe çekmeniz iyi olmaz. Makul bir açıklama yap. Niye yapıyorsun bunu Asmi? Nasıl konuşmazsın sen benimle? Konuşacaksın, konuşmak zorundasın. Efendim abi. Şu anda seninle konuşamam. Şirin'le ilgilenmem gerekiyor. Asmin izin ver, birkaç kelime edeyim. Bana haksızlık ediyorsun Asmin. Sana ne kadar çok yanıldığını ispatlayacağım. Yanına gideceğim. Bu böyle daha fazla devam etmez. Benimle konuşmalısın. Beni dinlemek zorundasın. Zamanı ihtiyacım var Altay. Bana biraz düşünmem için zaman tanır. Sakin ol, üzerime gelme. Sen böyle üzerime geldikçe ben daha çok geriliyorum. Ben hazır olunca seni ararım. Sen beni arama. Biraz uzak kalalım lütfen. Kapatıyorum şimdi. Öyle olsun bakalım. İyi olmayacak ama. Başka çarem yok anlaşılan. Doktor hanım, bizim oğlanın anası yolda birkaç saate kalmaz burada olacak. Bu çok güzel bir haber. Kan tahlillerinde herhangi bir problem çıkmadığı takdirde hastamıza trombosit süspansiyonuna hemen başlayabiliriz. Bu işimizi çok kolaylaştıracaktır. Doktor hanım, siz bana kısa yoldan söyler misiniz? Bizim oğlanın şansı nedir? Yaşatabilecek miyiz oğlanı? Çok isterdim evet demeyi ama bu çok komplike bir süreç. Uygun bir tedaviyle tamamen iyileşmesi de mümkün. Ama bazı vakalarda... Doktor hanım... Anası maması yok. Ne gerekiyorsa yapılacak. Hiçbir harcamadan kaçınılmayacak. Bu çocuk yaşayacak. Oh, dediğinden neyse artık ondan bol bol vereceksin çocuğa. Gerekirse o gelen kadının bütün kanını emeceksin, bitireceksin. Ama bu çocuk yaşayacak. Asmin uyuyor mu? Bir bak hele. Uyuyorlar. Kapısı kapalı. Bebeğin mama saati de geldi. Firuzan Hanım mı aldı acaba? Sabaha kadar hepsi ayaktaydı. Yapışıp kalmışlardır yatağa. Ben gidip bir bakayım. Şimdi geliyorum mamacığım. Sabret biraz. Temiz temiz yer. Asmin kalktı mı ya? Asmin kalkmış da yatağını bile yapmış. Nerede kızım o? Ben de şimdi geldim. Geldiğimde yoktu odada. Banyoda mı acaba? Kahveni soğuttu. O ne elindeki? Okuduk. Hanımefendi kör karanlıkta basıp gitmiş bir arkadaşının yazdığına kafa dinlemeye. Allah Allah. Bu ne şimdi? Vallahi bir yaşıma daha gibi. Uyuyacaklar da yeni çıktı. Evli barklı kadın el kadar bebeğini bırakıp da nasıl gidermiş öyle kafa dinlemeye bakalım. Sosyete karıları gibi. Kendi bir tarafta, kocası bir tarafta. Tövbe tövbe yarabbim. Bu Altay ararsa ne hesap vereceğim ben bu oğlana? Kızım ara şu Asmin'i. Benim kafamın tasını attırmasın. Hangi cehennemdeyse çekip dönsün gelsin eve gelin.
Dur anne, sinirlenme hemen. Belki kocasıyla falan görüşmeye gitmiştir. Bize söylemek istememiştir. Hı? Ya ara o zaman bakalım, çabuk. Yok. Ulaşılamıyor. Hepten örtmüş telefonu. Asmin, ben seni elime bir geçiririm elbet. Eski köye yeni adetler ne demekmiş gösteririm ben sana. Bu durumda sermaye artırımı toplantısını bir an önce yapmakta fayda var. Eğer diğer ortağınızın zamanında uygunsa bugün öğleden önce yapalım derim ben. Tamam. Ben Altay Arar çağırırım. Uygunsa toplantıyı yaparız. Peki. Nevin. Efendim baba. Sen de katılacak mısın toplantıya? Tabii baba. Ben de hissedar değil mi? Yavrum bak. Yeniden bir gerginlik yaşansın istemiyorum. Eğer kötü etkileneceksen... Babacığım. Lütfen artık farkına var. Ben eski Nevin değilim. Büyüdü artık o aptal küçük kızım. Geçmiş geçmişte kaldı. Hadi ara Altay'ı da bitirelim bu işi. Görüyorsun sabırsızlanıyor fon temsilcisi avukat. O da hesap veriyor yurt dışına biliyorsun. Hadi uzatmayalım bu işi. Hadi. Söyledim sana kimseyle konuşacak halim yok, başım çatlıyor. Biliyorum Altay Bey ama Atık Batı gün arıyor. Önemliymiş. Tamam bağla. Alo. Merhaba Atık baba, nasılsın? İyiyim oğlum, sağ ol. Altay uzatmayacağım. Holdingle ilgili ciddi bir durum var. Eğer bugün müsaitsen bir toplantı yapmamız gerekiyor. Ha öyle mi? Atıf baba, bugün beni bağışlasan, mali müşavirimi yollasan ben yerime. Biraz bugün doluyum da. Olmaz evladım, senin mutlaka bu toplantıya katılman gerekiyor. Senin için ne zaman uygunsa biz uyarız sana. Peki değil mi? Tamam. Oldu, görüşürüz o zaman. Gördün mü bak, ne kolay oldu. Tamam. Söyle onlara hazırlansınlar saat 2'de. Bunca yıl geçmiş, daha bir güzelleşmişsin. Toprağa ayağın değdiği dakika başımı döndürdün. İçimi kavurdun gene kitapsız Asmin. Dizlerimin bağı çözüldü yeni yetmeler gibi. Neredeyiz? Hala Türkiye'de miyiz? Lütfen söyler misiniz? İşte geldim. Hemen oğluma götür beni. Nerede oğlum? Hoş geldin Asmin. Geçen yıllar sana yaramış. Yoksa yeni bebe mi yaradı desek?
İnşallah oyun oynamıyorsundur bana Miran. Oğlum göreceğim değil mi? Yalvarırım sana. Geç bakalım. Kendi gözünle gör. Oyun oynanacak zaman değildir Asmin. Buyur. Görün. Altay Bey geldiler efendim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Atıf Baba. Bu benim mali müşavirim Ömer Serviler. Hoş geldiniz. Memnun oldum efendim. Atıf Batıgün ve kızı Nevin Batıgün. Memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun geçin şöyle. Tanıştırayım. Bu beyler de bizim mali müşavirimiz Kutlu Bey ve yeni hissedarımız olan Santatex Invest Fonu'nun avukatı Samet Bimba. Hoş geldin Altay. İyi gördüm seni. İsterseniz hemen konuya girelim. Malum sayın vekilimiz çok meşgul bir insan. Altaycığım, bugün burada toplanmamızın nedeni bir sermaye arttırımı konusu. Sermaye arttırımı mı? Bu da nereden çıktı Atıf Baba? Yeni hisseler lafı geçti. Bilmediğim şeyler var galiba. Babam ve ben hisselerimizin %51'ini yabancı bir fon olan Santatex Invest'e devrettik. Şu anda şirketteki payımız sadece %34. Acilen ödenmesi gereken borçlarımız vardı. Çok güç günler geçirdik Altay. Tam bu sırada yabancı bir fon hisselerimize talip oldu. Yeni ortağımız acilen 12 milyon liralık bir meblağ devreye sokunca biz de rahat bir nefes aldık. Toparlanma sürecine girdik. Temsil ettiğim fon şu anda şirketin 10 milyon lira olan sermayesini 40 milyon liraya yükseltmeyi düşünüyor. Yeni yatırımlar ve büyüme için bu artırımın zorunlu olduğuna inanıyorlar. Şu anda sizin görünen hisse payınız %15. Santatex ve Batı Günler %85 büyük hisseyle bu artırımı onaylıyorlar. Biz de şimdi sizin kararınızı öğrenmek için toplanmış bulunuyoruz. Altay Bey'in bu durumda 4,5 milyon lira gibi bir meblağı ortaya koyması gerekecek. Senin için hele bulunduğun konum itibarıyla devede kulak bir para sayılır değil mi Altay? Altın madeninin üzerinde oturuyorsun. Nevin Hanım galiba meclisi milletvekillerinin bodrum katındaki hazineye girip altınları cebine koyduğu bir yer sanıyor. Hayalperestliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olman ne kadar da hoş. Sakın bana orada yüce ideallerin uğruna bulunduğunu söyleme. Buna kimse inanmaz. Hele ki geçmişte yaptığın kötülükler düşünülürse. Ayrıntıları Ömer Bey'e aktarırsınız. Ben bu konuda düşünüp size kararımı sonra belirteceğim. Ömer Bey, işiniz bittiği zaman şirkette görüşürüz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Gerçekten çok üzgünüm oğlum. Mecbur kalmasaydık sana da emrivaki oldu ama. Önemli değil Atıf Baba. Ben daha sonra size kararımı söyleyeceğim. İyi günler. Miran, neredeyiz? Nerede Altay'ım? Ne oldu oğluma? Ne olur söyle. Bu yolculukta soru sormak yok Asmer Hanım. Oğlunun adı artık Memo. Altay Maltay yok. Memo benim canım ciğerimdir. Bunu bilesin. Beni baba bildi, Fatma'yı da ana. Senin üstüne düşen tek bir vazife var. Kan vermek. Ondan sonra sen yoluna, ben yoluma. Ya da yeni bebeği de çekip alacağım koynundan, kalacağım abisinin yanına. Boş konuşmayı sevmem bilirsin Asmin. Dediğim gibi. O yüzden beni izin uzatma. Sesini kes. Sana söylenenleri yap. Bitsin gitsin bu iş. Sermaye artırımına iştirak etmezsek şirketteki %15 olan hisseniz %3.75'e düşecek Altay Bey. Diyelim ki parayı koydum, hissemi korudum. Ne ediyor belirsiz yabancı bir fonun çoğunluk hisselerini oluşturduğu bir şirkette
Benim ortaklığımın ne anlamı var ki? İki ucu da sıkıntılı bu beyniğin. Bu kadar önemli bir konuda bana danışmadan bu noktalara gelmiş olmasına inanamıyorum artık. Yazıklar olsun. Acele karar vermeyin. Ben şu sonu bir araştırayım. Bu arada siz de zaman kazanmış olursunuz. Bunları bir inceleyin. Görüşürüz. Şu dik kafalı anan yok mu? Elbet gelecek buraya. Bak bakalım ninen o zaman ne yapacak adamı? Ha? Altay arıyor. Allah! İşte oldu olanlar. Kızım tut şunu da ben açayım o telefonu. Alo! Altay evladım nasılsın yavrum? Nasıl olsun Dilara Hanım, biliyorsun işte durumları. Ah evladım, biliyorum biliyorum. Eksilmedi gitti sizin şu üstünüzdeki kara bulutlar. Ah yavrum geçer bunlar. Bunlar da geçer evladım. Sular bulanmadan durulmaz yavrum. Dilara Hanım, sen beni yıllardır tanıyorsun, biliyorsun. İftira oradaki yazılanların hepsi. Yalan. Ama gel de bunları Asmin'e anlat. Güç bela bir kere açtı telefonu, onda da lafları ağzıma tıktı. Konuşturmadı ki. Şimdi telefonu hepten kapalı. Dildar Ana, o seni belki dinler. Bir konuşsan da artık bu inadı bıraksa. Bu hafta sonu oraya gelmeyi düşünüyorum. Umarım ben gelene kadar biraz kendini toparlar ve şu saçmalığa bir son verir. Merak etme sen oğlum, ben seni bilmez miyim? Sinirleri bozulmuş biraz. Düzelir inşallah. Hafta sonu mu geleceksin oğlum? Evet Dildar Ana. Bak bu dediklerimi ilet ona, tamam mı? Onu çok seviyorum. Her şeyden, kendi canımdan daha çok. Bir evladımı yitirdim. Öbüründen de artık beni mahrum bırakmasın. Dayanacak halim kalmadı artık. Ailemin yanında istiyorum. Tamam oğlum. Hırpalama bu kadar kendini. Yüreğini ferah tut evladım. Düzelecek her şey. Merak etme sen. Hafta sonu buraya geliyormuş. Dememiş bu kız bu oğlana gittiğini. Yandık. Yandık, yine yandık. Kız ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz bu damada? Ne hesap vereceğiz? Karın bıraktı gitti, kızını da silkeledi. Kayıplara karıştı, nasıl deriz bu damada? Ah Asmin, ah ben seni bulup da parçalamaz mıyım? Ne işler açtın başıma? Yunanistan'a mı getirdin beni? Orası seni hiç ilgilendirmez. Bana bak Asmin. Eğer doktorun yanında içeride bir uyanıklık yapmaya kalkarsan... ...çocuğunu bile sana göstermeden gerisin gerisi yapılsalar. Bunu bil. Doktor Hanım. Size Memo'nun annesi Ayşe Hanım'ı getirdim. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Buyurun oturun. Ayşe Hanım. Miran Bey size bahsetmiş olabilir. Memo'nun çok ciddi bir rahatsızlığı var. Akut lenfotik lösemi. Lösemi mi? Kan kanseri mi yani? Maalesef evet. Yoksa Miran Bey bahsetmemiş miydi? Sizden duyması daha iyi olur diye düşündüm de. Ama nasıl olur? Oğlum nerede? Oğlumu görmek istiyorum. Ayşe Hanım, biliyorum kabul etmesi çok zor ama bu hastalığın tedavisi mümkün. Bu dönemde hastalar mikrobik hastalıklara karşı çok duyarlı olabilirler. Bu nedenle öncelikle bir genel muayeneden geçirileceksiniz. Kan tahlillerinizi yaptıracağız. Uygun olursa Memo'ya kanınızdan trombosit nakli yapılacaktır. Tamam, tamam hadi. Çabuk ne yapılması gerekiyorsa yapalım.
Buyurun o zaman, sizi muayene odasına alalım. Allah rızası için. Ya çıkın, hangi birinize şey yapınca kendine kalkalım. Ya çıkın, sen patlar ya, para olmadı. Ne olur çıkın. Ya susun be. Ne yapacağız? Hadi birine ikisine verdik. Ya diğerleri? Ya bunlardan birine verdi mi ömür boyu kendini kurtaramazsın. Cebindeki bütün parayı alırlar. Ya tutamadınız mı kenarınızı? Bu işler gizli kalır, bilmiyor musunuz? Ne yapsak acaba? Polisi mi arasak? Oğlum, Firuzan ablanı görmen mi? Biz şimdi hemen geleceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gideceğiz oğlum? Abdu amcan hastanede ya, ona yiyecek bir şeyler götüreceğiz. İyileşecek, gelecek. Sen uslu uslu oyna, olur mu? Allah Allah! Kim bu alacaklı gibi ya? Ayşe Hanım, açıver şu kapıyı. Para yok bizde, yok. Böyle cırtlak sesinle bağırıp durma başımıza. Çabuk geri verin aldıklarınızı. Aa, benim çabuk paramı, geri verin. Yakamam. Hayır, oradan aldınız. Kimli karı ben. Benim kuyruğum. Oh, hanım bir kuş para almadık. Korkunç. Hadi bakalım. Hadi gidin başım bundan yana. Paramız yok. Sizi arsızlar. Hadi. Hadi. Bunlardan bir şey olmaz. Yarabbim ya. İyi analiziz tiskiraz. Ay ses Eynan. Ayşe Hanım'ın kontrolleri yapılmış. Kanalizine bile engel yokmuş. Şimdi kanalizeceklermiş. Ne dedi doktor? Her şey yolunda Asmin. Şimdi kan alacaklar. Hele şöyle bir uzana ver. İran, yeter artık, daha fazla işkence etme. Bana oğlumu görmek istiyorum. Onun da sırası gelecek Asmin. Hele şu işi bir bitirelim. Gene ne var? Ya Levin, ben sana derdimi anlatamadım herhalde. Ya ben burada canımla başımla uğraşıyorum. Sana arama dedikçe sen inadına bindiriyorsun. Levin, bak bunun sonu kötü olacak. Külahları fena değişeceğiz seninle. Altay'ın toplantıda sermaye artırma lafını duyunca mosmor kesildiğini duyarsam belki keyfi yerine gelir diye düşünmüştüm. Düşünmem lazım gibi laflar geveledi ama bana kalırsa bu kadar parayı çıkartması çok zor. Çektin o pisliğini bin sonra. Beter olur inşallah. Ama şimdi onunla uğraşmaya hiç vaktim yok. Şu anda onun oğlunu kurtarmaya çalışıyorum. Ben yalvarırım, oğluma götür artık beni. Andreas, Asmin Hanım'ı aşağıya kafeteryaya indir. Orada beni bekleyin. Bir tane kahve etsin kendisi, hadi. Tamam. Levin, bana bak. Sen beni aramayacaksın. Ben seni ararım, anladın mı? Sen Asmin'i oraya mı getirdin yoksa Miran? Bunu nasıl yaparsın? Ben burada karnımda senin bebeğinle dolanırken... Sakın ha o kadınla benim sabrımı sınamaya kalkma Miran. Unutma ki güvenliğin de... Geleceğin de benim iki dudağımın arasında, anladın mı? Ya sen beni tehditme diyorsun lan! Ulan sen beni tehditme diyorsun ha! Levin! Levin! Babam gelirdi mi ben uyumadan anne? Gelir tabii oğlum. Reşat? Reşat seni evde bekliyor. Daha yaşı küçük ya, hastaneye girmesi yasak. Biz de eve gidelim artık anne.
Yakında gideceğiz oğlum. Sana kitap okumam ister misin? Bak, en sevdiğin kitabı getirdim. Nerede kalmıştık? Harry, Ron ve Neville'le döne döne yükselen son merdiveninde çıkıp kulenin en üst katındaki yatakhanelere geldiler. Miran, beni hatırlıyor mu? Nereden hatırlasın Asmin? Bebek de o da. Bana bak Asmin. Kendini kaybetmek, taşkınlık yapmak, sulu gözlülük yapmak yok. Eğer oğlanı ürkütüp korkulacaksan içeri hiç girmeyelim. Anladın? Yok yok. Tamam. Tamam. Baba! Aslanım ne haber bakalım? He seni kokurban hava çeme murad et eleme leme ho. Gideceğiz oğlum. Hele sen bir kendine gel. Hele şöyle bir eğileş. Şöyle bir ayaklan. Bak biz seninle nerelere gideceğiz. Biz seninle ne güreşler tutacağız göreceksin benim oğlum. He sen kurban ezeli kıraka çemrun içtimeli ben de teme huy. De huy huy. De huy. Oğlum ne sesin? Geçmiş olsun. Baba, kimdi bu teyze? Bir yerden tanıyorum ben onu. Tabii tanıyorsun yavrum. Ben senin öz annenim. Seni dünyaya getiren benim bir tanem. Sen benim annem değilsin. Benim annem burada. Baba o bizim düşmanımız. Öldürecek bizi. Kurtarın bizi. Oğlum korkma. Tiye iğne. Yatifonazi tobeti. Karakola fisto masmani. Yok fakirinize tobeti. Korkma annem. Korkma oğlum. Hiç olur mu öyle şey? Ne olursun korkma. Korkma anneciğim. Korkma oğlum. Tamam oğlum. Tamam geçti yavrum. Tamam. Ben onu istemiyorum burada. Geçsin anneciğim. Asmin o çeneni tutamadın gene değil mi? Tutamadın çeneni. Demedim mi sana oğlanı ürkütmeyeceksin. Korkutmayacaksın diye. Demedim mi Asmin? Ben nasıl diyemeyim buna? Beni tanımıyor Mira. Korkuyor benden. Beni düşmanı zannediyor. Ne yaptın ama? Ne yaptın? Nasıl bu kadar kötü? Asmin kes uzatma! Buradan yarın hemen gidiyorsun Asmin anladın mı? Yarın buradan hemen gidiyorsun. Burayı, beni, Memo'yu, o aklından siliyorsun Asmin! Sessiz sedasız benden haber bekleyeceksin. Eğer gerekirsen ben seni yine aldıracağım. Bana bak Asmin. Eğer o ağzını açıp birisine bir şey dersen... Şunu bil ki elinde kalan son şeyi de kaybedeceksin. Bunu biraz... Miran, yalvarırım. Yalvarırım beni mahrum etme yavrumdan. Ya yetmedin yavrum. Yetmedin. Daha ne kadar işkence edeceksin. Keyfim istedim ama! Toparlan artık. Toparlan buradan gideceğiz hadi. Gelecektik ama sorma başımıza neler geldi Abdo. Anlatsak şaşar şaşar kalırsın. Ne oldu size böyle ya? Haddan çıkmış gibi bir haliniz var. Sorma Abdo abi. Komşular saldırdı tam ya. Çıkarken. Hepsi para istiyor. Hem de piyango parasından. Tutamadınız mı dilinizi? Duyurulur mu kızım böyle şey millete? Anlamadım ki. Duyulmuş işte. Yahu şu Maryam cadısının ağzını büzebilir misin? Cak 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 ötüyor her yerde. Neyse,
Sen nasılsın onu söyle. Nasıl oldun? Daha iyi gördüm seni. İyiyim, iyiyim çok şükür. Doktor üç güne kadar taburcu olursun. Az bir tedavin kaldı dedi. Aman aman. Oh aman çok şükür. Çok şükür. Bak taze taze pişirdik ya, ya bunlardan. Biraz diş kakışta ezildi ama. Şu halime bak. Örtümü mörtümü yırtmışlar. Sanki hepsi aç açıkta. Tövbe tövbe ya Rabbim. Kalanalım da öyle çıkalım bari. Aç şu telefonu Miran, aç. Elimden kurtulamazsın Miran. Nasıl olsa bulacağım seni. Elini Miran'ı bağlar mısın? Nevin Hanım, Miran Bey yok. Pek gelemiyor zaten son günlerde. Hastanede oğlunun başında sürekli. Tamam, teşekkürler. Füsun bana ilk uçaktan Atina'ya bir yer bul hemen. Ortaklarla acil bir toplantı yapmam gerekiyor. Tamam, bekliyorum. Bayılıyoruz canım. Seni er geç kabul edecek. Birlikte çok mutlu olacağız, göreceksin. Artık anne bir yanlış yapmayacak. Hak ettiğimiz mutluluğu söke söke alacağız. Miran, izin ver oğlum bir kere daha göreyim. Uyurken göreyim Miran. Ortalığı zaten yeterince birbirine kattın Asmin. Böyle bir riski bir daha almam. Ama benim oğlumun sağlığıyla ilgili düzenli bilgi almam lazım. Hiç olmazsa arada bir doktorunu arayayım, izin ver. Bu kadarını esirgeme benden. Asmin, ben zaten sana gereken bilgileri vereceğim. Kendi başına iş çevirme. Görüyorsun değil mi Asmin? Ben oğlan eğlesin diye zaten dünyayı yeterince birbirine katıyorum burada. Bana bırak. Bak göreceksin. Eski sağlığını kavuşacak. Annem arıyor. Kızı sormam lazım. Yoksa iyice kuşkulanacaklar. Tamam konuş. Ama dikkatli ol. Alo anacığım, nasılsınız? Oh, şükürler olsun. Neredesin sen? Bu kaçıncı aramamız? Allah'ım. Eh Asmin, ben seni bir elime geçiririm elbet. Neredesin? Anneciğim, kızım nasıl? Bir aksilik bir şey yok inşallah. Anası çekip giden bebe nasıl olursa öyle işte. Nasıl olacak? Yakında başka bir pandina kopacak, haberin olsun. İki güne kocan geliyor buraya. Bakalım ona ne hesap vereceğiz? Anneciğim ben yarın geliyorum zaten, merak etmeyin. Şimdi kapatmam lazım, kızımı öp benim için. Kızım! Subhanallah! Kapattı telefonu. Ne yapıyor bu kız? Ne diyor ana? Sanki bu haltları o işlememiş, yapmamış gibi. Kızını sordu. Yarın geliyorum dedi. Sonra da yüzüme kapattı telefonu. Allah'ım! Ne yapmaya çalışıyor bu güle? Ana! Ne? Ne var senin dilinin altında? Söyle! Sakın şimdi. Dilim varmıyor ama. Altay bir kadınla buluştu diye. Asmin de intikam için birisini bulup... Yok artık! O kadar da uzun boylu değil. Ben o tinette bir kız büyütmedim. Ağzından yel alsın güle. Ne biçim konuşuyorsun? Bir kadına bir baksana çaktım. Hani milletvekili vardı ya, neydi? Altay Batgül, onun karısı değil mi? Evet, o da. Yanındaki adam kim? Kim olacak? Kadın belli ki kaçamak yapıyor. Görmüyor musunuz tedirginler? Adam kahvesini içerken sürekli etrafı kolaçan ediyor. Vallahi şimdi şöyle güzel bir poz ver, gülümse bakayım. Çektim o bir fotoğrafını çekeceğim.
seni yarın buradan alacağım. Geldiğin gibi sessiz sedasız aynı yoldan evine döneceksin. Yat dinlen, yüzün gözün toparlansın biraz. Asmi, hiç kimsenin hiçbir şeyi anlamaması lazım. Hadi bakalım kalk. Kalk. Yaşadın, ne olur bir daha yaşatma acısını. Büyük ikramiye Gabriel'e çıktı. Herhalde duymuşsundur. Duydum Meryem teyze. Mardin çalkalanıyor. Duymayan mı kaldı? Ah ah. Ama parayla mutluluk olmuyor işte. Oğlum çok yalnız Barbara. Çok mutsuz. İnanmam. Çok severek evlenmiş. Bir de çocukları olmuş diye duydum. Yıllardır yataklarını bile ayırdılar. Gencecik aslan gibi adam. O kadar üzülüyorum ki. Yani artık bıçak kemiğe dayandı. Oğlan boşayacağım diyor. Ama tabii o zaman da söyledim. Dinlemedi beni. Kendi dininden, kendi meşrebinden biriyle yuva kurmazsan sonu böyle olur. Doğru söylüyorsunuz. Yazık. Üzüldüm. Hayırlısı neyse öyle olsun. Nasıl mutlu olacaksa öyle yaşasın. Ay kız Barbara. Keşke seni alsaydı. O kadar da gezdiğiniz tozduğunuz lise yıllarındayken ne kadar yazık oldu. Kısmet işte. Olmadı. Dur şunu arayayım da gelsin. Pek sevinir seni görünce. Ay o zaman bir üzüldüydü, bir yandıydı ki siz buralardan uzaklara taşındınız diye. Hadi ona sürpriz yapalım. Lan bana, ne oldu ki? Ya çok işim var bugün, sonra gelsem. Geç kaldım zaten. Ya tamam, 5 dakikada uğrarım. Hey, hadi görüşürüz. Ne istiyormuş ana? Of ya, ne olacak? Gene saçma sapan bir şeydir herhalde. Hadi öptüm gülüm. Görüşürüz. Görüşürüz.
Alo. Efendim. Tamam, iniyorum hemen. Tamam. Sen aç. Bakalım ne yapacak seni görünce. Barbara? Sürpriz. Ya nereden çıktın sen şimdi? Bak, geri gelmişler Gabriel. Babası emekli olmuş. Artık burada kalacaklarmış temelli. Ay, ben fırına börek koyduydum. Yanacak bir bakayım da siz oturun haydi. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Bir 10 sene vardır. Yok ya, o kadar oldu mu? Ama var ya, hiç değişmemişsin. Böyle daha bir havalı, daha bir hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Her zaman çok naziktin zaten. Ne var ne yok? Neler yaptın? Evlendin herhalde. Yok. İnsanın bir kere kalbi kırılınca bir daha zor güveniyor erkeklere. Senden ne haber? Pek yolunda gitmiyor evliliği dedi Meryem teyze. Boşanıyor musun? Çok üzüldüm. Oluyor işte. Bir şeyler oluyor. Tatsız konular bunlar canım. Boş ver artık. Demek artık burada kalacaksınız ha? Evet. Kürtçe dükkanına geri döndük. İyi yapmışsınız. Vallahi iyi yapmışsınız. Bugün sizden alınan trombositler hastamıza yüklenecekleri Ayşe Hanım. Kemoterapi terapisi boyunca zaman zaman kanınıza ihtiyaç olabilir. Peki ilik naklinin faydası olur mu? O kararı kemoterapiden alacağımız sonuçlara göre vereceğiz. Doktor Hanım, bu hastalığın sebebi ne olabilir sizce? Yetiştirilirken yapılmış eksik bir şey, bir ihmal. Hayır, tam olarak bu aşamada bilmemiz imkansız. Ama genellikle genetik kaynaklı bir hastalıktır bu. Nemo prensler gibi büyütüldü. Her zaman yediği önünde, yemediği arkasındaydı. Onu kendi öz evladımdan hiç ayırt etmedim, bunu bilesin Asma. Doktor Hanım, yalvarırım kurtarın oğlumu. Ne gerekiyorsa her şeyi yapın. Tabii ki, bütün çabamız bunun için. Hastamızın tedaviye vereceği cevaba bağlı her şey. İnancınızı kaybetmeyin. Buyurun efendim. Hale, bugün bütün randevularımı iptal et. Telefona da kimseyi bağlama. Peki efendim. Seni geldiğin yoldan evine aynen teslim edecekler Asma. İyi yolculuklar. Buyur. Gitmek istemiyorum ya. Biliyorum oğlum benden nefret ediyor. Seni, Fatma'yı çok seviyor biliyorum ama yine de içime el vermiyor. Uzaktan da olsa görmek, iyileşmesi için bir şeyler yapmak istiyorum. Bir an bırak kalayım. Kalamazsın Asma. Burada kalırsan ortalık birbirine girer. Ben de kötü şeyler yapmak zorunda kalırım. Burada kalırsan kocan, sülalen iki günde başıma üşüşür. Ve ben de o İstemediğim şeyleri tekrar tekrar yapmak zorunda kalırım. Kızını, kendini seviyorsan git Asma. Git,
Sessiz sedasız benden haber bekle. Nasıl olsa gene lazım olacaksın. Ben gene seni aldıracağım. Merak etme, oğlunu gene göreceksin. Miran beni habersiz koma. Oğlumdan sık sık haber ver bana ne olur. Yalvarırım. Sana dediklerimi unutma Asmin. Gökyüzüne çıktığın zaman her şeyi unutacaksın. Her şeyi aklından sileceksin. Allah'a emanet. Geri döneceğim anneciğim. Göreceksin bak, geri döneceğim. Bir daha hiç ayrılmayacağız seninle yavrum. İki kere koynuma girdin diye Allah bilir kimden pedahladım. Bana mı kakalayacaksın? Benim alnımda kriz mi yazıyor? Git aldı, ne yaparsan yap, bana bu işten bahsetme. Geçti. Oğlum, ayıp değil mi? İnsan bir teşekkür eder. Teşekkür ederim. Aceleye geldin. Daha güzel şeyler almak isterdim ama. Bak, bu da senin. Umarım beğenirsin. Vallahi çok mahcup ettin beni Nevin Hanım. Ne gerek vardı? Ama artık şu hanım lafını ortadan kaldırsak diyorum Fatma. Biz arkadaş değil miyiz? Ne bileyim, ağız alışkanlığı işte. Çok teşekkür ederim Nevin'cim. Ha şöyle. Aa bak, çok yakıştı. Memo'nun durumu nasıl? Babasıyla gelecek birazdan. Doktor şimdilik izin verdi eve gelmesine. Ama bilmiyorum Nevin. Bu hastalık belli olmazmış. Anasını getirtti Miran. Kanı lazım oldu. Aa, öyle mi? Hiç sorma. İyi ki geldin. Çok dertliyim Nevin, çok. Hay Allah. Panikleme hemen. Miran'ın bir bildiği vardır. Miran çok şaşıracak senin bu sürprizine. Haberi yok değil mi geldiğinden? Yok. Buyur Barbara, hoş geldin. Demek şu meşhur dükkanınız burası. Niye çağırdın bakalım beni? Bugün senin doğum günün değil miydi? Sabahdan çıkarken annem kulağıma fısıldadı. Ben de sana bir sürpriz hazırladım. İnanmıyorum. Ne sürprizi? Dedim ki kendi kendime, bizim Barbara hep ince bir kolye isterdi. O zamanlar gençti, biz yürüttük. Şimdi en güzelinden bir takım geldi. Ben de bir baksın dedim. Ay, ince merakımı unutmamışsın. Çok güzel bu. Bu gerçek bir Avustralya incisi. Orijinal. Bak, inciler ne kadar düzgün. Çok güzel gerçek. Ama benim param yetmez ki buna. Kim bilir kaçadır. Ne parası? Senden para isteyen ne? Bak sen! Kim bu süprüntü karı? Ne oluyor burada? Sen kime süprüntü diyorsun? Terbiyesiz! Sen sus! Ben kocamla konuşuyorum. He? Ne yapıyorsun? Müşteriye öyle davranılır mı? He, müşteriymiş. Ben ne yedim? Salak gibi.
gibi bir halin var mı Gabriel? Bence var. Hem de ne salak. Öyle mi? Dur! Ne yapıyorsunuz? Dur! Harika, şunları da alıver. Tamam. Reşat'la Memo birbirlerine çok düşkünler. Şimdi kıyamet koparacaklar odaların ayrıldığını öğrenince. Ama iyileşene kadar başka çare yok. Fatma, ya Asmin Altay'a Atina'da yaşadığınızı söylerse? Miran gözünü korkuttu. Hayatta konuşmaz diyor ama benim de içim hiç rahat değil. O kadından her şey beklenir. En güzel yıllarımı dört duvar arasında geçirdim ben o kadın yüzünden, biliyorsun. İnşallah sizin de başınıza yeni yeni dertler açmaz. Hepimizin huzura ihtiyacı var. Hele benim. Artık çok önemli bir konuk bekliyorum. Hayırdır Nevin? Hamileyim. Ciddi misin? Bu çok güzel bir haber. Ay inanmıyorum, çok sevindim. Hadi anlat her şeyi. Babası kim? Nerede tanıştınız? Miran'la Memo da geldi. Hadi, hadi sen de gel. Kim bilir nasıl sevinecek seni görünce. Anne. Hoş geldin evimin yakışıklısı. Hoş geldiniz Miran Bey. Hoppala. Senin burada ne işin var ya? Size sürpriz yapayım dedim. Aa, ne kadar ayıp. Misafire böyle mi hoş geldin denir? Ay ilahi. Hadi, hadi geçin içeri. Memo'cum. Nasılsın Memo'cuğum? Ha, güzel oğlum. La hamle. Bu oğlu yavrum ne yapıyor? Sana peşinden gelme demedim mi? Kendi evime girerken senden izin alacak değilim herhalde. Yahu ne barışıyorsunuz? Bak korkusundan çocuk bile içeri kaçtı. Ne oluyor oğlum? Damadın Noel ağacı süslüyordu ama iki memeli olanından. Ya müşteriyle de ilgilenmek mi yasak oldu artık? Ayıp güle. Ya barışmayın. Doğru dürüst anlatın. Ne oldu? Anlat anlat. Ben de merak ettim şimdi. Kimdi o kadın? Bak şimdi. Asmin. Kızım nerede? İyi mi o? Dur hele. İçeri girip öyle kayboluvermek yok. Şurada bana durup hesap vereceksin. Siz de geçin içeriye. Kozlarınızı içeride paylaşın. Ne bakıyorsun yüzüme? Bunca yıldır anandan mı, atandan mı gördün bu yaptığını? Kocandan, anandan habersiz el kadar bebeğini silkeleyip nereye kayboluyorsun öyle? Bunları sonra konuşuruz anne. Kızımı çok özledim, onu görmek istiyorum. Ayrıca çok da yorgunum. Diyeceğini unutma, sonra konuşuruz. Allah Allah! Bak benimkisi de aynı, Robocop. Ben sana korkak değilim. Walkman. Aman nasıl da bilmiş Nevin ablanın sevgi oyuncakları. Ya hiç sorma. Reşat oğlum. Hadi ilk günden abini fazla yorma. Doğru yataklara. Ya anne daha oyuncaktı. İtiraz istemem. Hadi bakalım. Marika hadi oğlanları odalarına çıkartıver. Geliyorum arkanızdan. Hadi. Ay Miran. Sen biliyor muydun? Nevin bebek bekliyor. 5 ayı kalmış. İnanabiliyor musun? Daha şimdi söylüyor. Ay kendi çocuğum olacak gibi heyecanlandım. Miran sen tanıyor musun babasını? O kadar sıkıştırdım söylemedi. Devlet sırrı gibi saklıyor. Gözün seveyim biliyorsan söyle. Ya çok merak ettim. Nereden bileyim Fatma? Neyse hanımlar. Benim biraz çalışıp yatmam lazım. Yarın sabah erken kalkacağım. Tamam. Biz de kız kıza dedikodu yaparız biraz o zaman değil mi Fatmacığım? Ay tabii. Düşünüyorum da şöyle küçük bir Yunan adasında güzel bir düğün yapsanız nasıl olur? Hanımlar size iyi akşamlar. Ya Nevin yarın sabah benim ofise gelsene seninle konuşacaklarım var. Balayını da orada yaparsınız. Ya söylesene nasıl biri, yakışıklı mı? Çok, çok güçlü, çok yakışıklı biri Fatmacığım. Öyle yakışıklı.
öyle cici bir abin var ki benim tatlı kızım. Görünce sen de çok seveceksin. Yaşıyor abin kızım. Ha? Hayatta. Şimdi birazcık hasta. Ama iyi olacak. İyileşir iyileşmez yanına getireceğim. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Böyle ikinizi de yatıracağım koynuma. Ne güzel oyunlar oynayacağız birlikte. Ya bir yıl önceki dava, kız gelmiş. Anamla babanın kız zaten. Anam yollamış, dükkandan bir şeyler beğeniyordu. Ben de gelen her hanıma aynı muameleyi yaparım. Takısı boynuna takılacaksa takarım. Beğendirmeye çalışırım. Bana kendini beğendirmeye çalışıyorsun gibi geldi ya. Hoş, kızın da bundan pek eksik kalır hali yoktu. Ah, yeter. Bana bak Gabriel. İşin içinde anan varsa dikkatli olacaksın. Nefsine, iradene sahip olacaksın. E tabii karını çocuğunu kaybetmek istemiyorsa. E tabii karılar yapışabilir yakana. Genç adamsın, zengin, paralı adamsın. Yani dikkat edeceksin. Ama sonuçlarını iyi düşüneceksin. Dönülmeyecek yollara girmeyeceksin. Kızım, sen de bırak kıskançlığı, sahip çık kocana. Öyle dırdırla zır zırla olmaz bu işler. Yeni yetmeler gibi koskoca çoluklu çocuklu bir kadınsın. Aa, kendine gel biraz. Ne oldu? Asmin neredeymiş? Size bir şey söyledi mi? Gabriel Bey marifetlerinden kızla ilgilenemedik ki. Ya hani arkadaşının yazına gitti demiştiniz. Ne bileyim. Bize söylenen o. Barana. Sizde de elektrikler kesik mi? Yoo Meryem, bizde ışıklar yanıyor, sizde kesik mi? Ay kesik bir saattir. Ne mum bulabildim ne fener. Öylece kala kaldım ortada. Vallahi çok korkuyorum Baran'a. Yetiş gel kurtar beni ne olur. Dur. Sakin ol Meryem. Ben hemen bir mum alıp geliyorum. Sen sakin ol, korkma. Tamam geliyorum. Tamam bekliyorum. Ama acele et gözünü seveyim. Tutuştum hasretinden. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Haydi gel de kocam ol. Bu Dildar karısına inat. Bu geceden sonra o nikah olacak zaten. Bahane arıyormuş beni terk etmeye. Sanki seninle ilgili çıkan haber beklediği bahaneyi vermiş gibi büyük bir aceleyle çekti gitti. Gerçekten tanıyamıyorum artık Asmin'i. Yapmayın Altay Bey. Asmin Hanım sizi çok seviyor. Deli gibi aşık hala size. Bu tepkisi de bence tam tersi size olan aşkını gösteriyor. Belli. Kelime etmeme izin vermeden basıp giderek çok güzel ispat ediyor bana olan aşkı. Altay Bey, bir de ben denesem konuşmayı Asmin Hanım'la. Anlatsam durumu açık açık. Sen çok müthiş bir dostsun Ayfer. Benim yüzümden, işinden, kariyerinden oldun. Hala iyiliğimi düşünüyorsun. Çok mert bir kadınsın sen. Biz arkadaş değil miyiz? Siz olsanız aynısını benim için yapardınız. Siz çok değerlisiniz Altay Bey. Ya varmış.
Bu... gelirken senin mahalle ışıl ışıldı. Sigortalarını atmış olmasın? Ben bir bakayım. Bak ama. Sigortaların nerede olduğunu bilmiyorum ki. Kendin bulacaksın. Buluruz. Çekmeyin. Çekmesenize. Altay Bey, neden atıyordunuz? İşinizin haberi var mı Gizli'den? Ne şimdi bu? Haber mi yani bu şimdi? Çekil. Bizim halimiz. Ne olmuş? Ne varmış halimizde? Daha ne olsun? Kocam çekip gideli bu eve bir tek erkek sinek bile girmedi. Bir de şimdiki halimize bak. Ben ne yaparım? Nasıl çıkarım bu insanların içine? Nasıl baş ederim dedikodularla? Oğlana ne derim? Bakarız. Bakarızla olmaz Baran'a. Bu işi ancak... nikah temizler. Bu işin hemen yarın halledilmesi lazım. Bizde adet böyledir. Ne olur Baran'a, yarın hemen kiliseye gidelim. Hallediverelim bu işi. Yahu sen ne yapmaya çalışıyorsun bana onu söyle değil mi? Evime gelip yerleşmeler. Fatma'yla 40 yıllık arkadaşmış gibi yavşak yavşak konuşmalar. Geberliğinden bahsetmeler. Nevin senin niyetin ne? Niyetin ne onu söyle bana. Sadece senin yanında olmak istiyorum. Başka bir niyetim yok. Ya saçmalamayı bırak Nevin. İstersen bir de hoca bulalım. İmam nikahını basalım. Fatma'yla kuma kuma oturursunuz. Olur mu? Ben şaka yapmıyorum. Beni sıkıldığın bir oyuncak gibi kenara fırlatıp atamazsın. Bunu kafana sok. İstediğim anda o tatlı hayatını bir cehenneme çevirebilirim. Benim sabrımı daha fazla zorlama. Senin zorbalığın bana sökmez. Acele etmiyor musun? Nereden çıktı şimdi bu papaz nikah falan? Ben de yani şaka ediyorsun, gelip dua edeceksin sandım. Bu işi artık dua değil, nikah temizler Barancığım. Uyduk şeytana bir kere, bir günah işledik. Böyle icap eder. Haydi yürü, papaz efendiyi bekletmeyelim, haydi. Ya bunun belediyede kıyılacak resmi nikah işi falan var, öyle yapaydık. Sırasıyla onlar da olacak Baran'ım. Vallahi nikahlanmazsak seni de beni de taşlarlar. Mutlu bir hayatımız olacak. Haydi, haydi. Buraya nasıl geldim? Hiçbir şey hatırlamıyorum.
Hanım, kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ben getirdim sizi buraya. Bu halde evinize gitmenizi istemedim. Zaten kendinize değildiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim hemen çıkmam lazım. Havaalanına yetişmem lazım. Marine'ye gitmem gerek. Aspirin'le konuşacağım ben. Daha uçağın kalkması çok vakit var. Kahvaltı hazırladım. Bir şeyler iyi böyle çıkarsınız. Ben çayları koyayım.